Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Dünkü yaptığımız Libya videosunun arkasından videoda da belirttiğim gibi Hakan Kılıç, yazarımız Hakan Kılıç'la birlikte Türk İHA'larının vurduğu Pantsir hava savunma sistemiyle ilgili konuşacağız ve daha sonra İHA'lar tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda hava savunma sistemleri yetersiz mi kalıyor sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Libya mutabakat hükümeti çok önemli bir operasyon yaptı ve Vatia hava üssünü ki yaklaşık Mart ayından beri almaya çalışıyordu. Sonunda bu üssü ele geçirdi. Fakat bu üssü ele geçirememesinin belki de en büyük nedenlerinden biri bu darbeci Hafter güçlerinin elinde yer alan Pantsir hava savunma sistemiydi galiba. Bu Pantsirler nereden geldi Hafter'in eline? Biraz anlatır mısın bize? Üssü ele geçirdi dedin. Aynı zamanda üste Pantsir hava savunma sistemlerini de ele geçirdi. Hani bir kısmı parçalanmış halde, yani biraz hasar görmüş halde, bir kısmı sağlam. Şimdi uzun süredir burada bir mücadele vardı anladığımız kadarıyla. Ve bu Pantsir hava savunma sistemleri Rus yapımı alçak ve orta irtifaya hitap eden, biraz orta irtifa, daha çok alçak irtifaya hitap eden, üzerinde hem makineli top sistemi hem de uçak savar füzesi bulunan bir SAM, yani karadan havaya bir hava savunma sistemi. Biliyorsunuz bunları Türk kamuoyu daha çok Suriye'de, hatta daha önce Akdeniz'de düşen bizim iki pilotumuzun şehit olduğu RF-4 uçağını da bu Pantsir sisteminin vurduğu iddia edilmişti o zaman. Tabii bu ispatlanmamıştı. Ta o zamandan tanıdığımız bir sistem. Hatta Libya'da şöyle bir şey söylüyor. Bu Pantsir sistemini imha etmek, yani biliyorsunuz bir gün içinde 8-9 oldu şu anda. Her 5-10 dakikada bir yeni bir Pantsir vurulduğu haberi geliyor. Bu Pantsir'leri imha etmek için oradaki Libya kuvvetleri ellerindeki TB2'leri hani bir nevi feda bile etmiştin şeklinde böyle resmi olmayan bazı yorumlar bile sağdan soldan geliyor. Öyle ki yani orada düşen TB2'ler var, arıza olup düşenler var, vurulanlar var. Yani yoğun bir saldırı yapılmış bizim SİHA'larımızda ve sonunda herhalde oradaki savunma hattı tamamen kırıldı ve birçok Pantsir imha edildi. Artık peş peşe geliyor. Dolayısıyla üssün ele geçirilmesi buradaki SİHA'larla hava savunma sistemi Pantsir arasındaki mücadeleyle sonuçlandı ve mücadele tabii insansız hava araçlarının zaferiyle. Burada herkesin, zaten birazdan da konuşacağız, herkesin merak ettiği de Pantsir neden SİHA vuramıyor? Ama sonuçta Türk SİHA'ları, Türk yapımı SİHA'larla Rus yapımı çok aslında sofistike hava savunma sistemi arasındaki savaşı SİHA'lar kazandı. Pantsir sistemi gerçekten Rusya'nın birçok ülkeye de ihraç ettiği çok önemli bir hava savunma sistemi. Peki sistem nasıl çalışıyor? Biraz teknik özellikleri hakkında genel olarak bilgi verir misin? Normalde Pantsir bizim SİHA'larımızı vurabilecek irtifa ve menzil sınırında. Yani Pantsir'in TB2'yi orada vurmaması için yani kabiliyet olarak bir şey yok. Çünkü TB2 neyle vuruyor? En onlu vurduğu silahlar süzülen mühimmat, motorsuz süzülen mühimmat, işte Roketsan'ın yaptığı aslında UMTAS füzesinin motoru çıkarılmış hali olan MAMLE. Şimdi MAMLE'ye atacağı irtifa belli. TB2'nin uçtuğu irtifa da belli. Yani Pantsir 10 kilometrenin üzerine 15 kilometreye kadar neredeyse tesir edebilen bir füze. Kendi radarı var bir sistem. Kendi başına çalışıyor. Yani standalone deniyor işte. Kendi başına görüp çalışıyor. Çok alçak irtifadan makinenin topladığı müdahale edebiliyor. Dolayısıyla ne yapması lazım? Oradaki bizim Türkiye imalatı yani Bayraktar TB2'yi rahatlıkla radarında tespit edip vurabilmesi gerekirdi. Ha, belki vurduğu da var. Çünkü düşen dediğim gibi TB2'ler var. Ama normalde hiçbir Pantsir'i vuramam. Pantsir'in kendisini bırakın av yerine düşmesini, yani bir avcı gibi hareket etmesi lazım. Şimdi avcıyken av olduğunu görüyoruz. Demek ki sadece radar menzili, sadece füze menziliyle bu işler olmuyor. Başka etkenler de var. Ama yoksa çalışma senin sorun, yani çalışma prensibi olarak evet, kendi radarıyla görüyor, kilitliyor, güdümlü füzesini fırlatıyor. Uygun irtifa ve menzilde ise vuruyor. Ki TB2'nin, yani bizim gerek Ankayası gerek TB2, hatta Amerikan Predator gibi birçok SİHA'ların öz savunma sistemi, işte flare çift atma sistemi, kaçma kurtulma yöntemleri ya da böyle çok aşırı derecede yüksek bir manevra kabiliyeti yok. Son derece dayanıksız sistemler hava savunma sistemlerine karşı. Pantsirler son günlerde acayip bir şekilde Baykar imalatı geliştirdiği TB2'lere yem olmaya başladı.
Bu neden gerçekleşti sence? Şimdi burada tabii tahmini konuşabiliriz ama benim burada belli teorilerim var. Bunları çok kısa kısa hızlıca sıralayayım. Birincisi, herkes şunu söylüyor ki eğitim, işte diyorlar ki oradaki Libyalılar ne anlamışlar pensil kullanmaktan. Doğru düzgün pensil kullanmayı bilmeyen adamlar var. Bizim TB2'ler, yani Libya kuvvetlerinin uçurduğu TB2'ler uçunca adamlar eğitimsizlik vuramıyor. Ben buna inanmıyorum bir kere. Yani böyle bir şey yok bence. Yani ben oradaki pensilleri, ya bu hava savunma sistemi basit bir şey değil ki. Mempets'ten bahsetmiyoruz. Yani Tolga, yani böyle omzunu alıp da bir Afganistan'daki mücahitlerin ya da işte çeşitli terör örgütlerin ya da bizim normal hava savunmacı erlerin sırtından ateşlediği Mempets'ten bahsetmiyoruz ki. Bu bir hava savunma sistemi, içinde konsolu, komuta sistemi, şusu busu falan var. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği mesela bu Rus yapımı Panzer S1, işte NATO kodadı SA-22 olan füze sistemini yine bence eğitimli Birleşik Arap Emirlikleri personeli kullanıyor diye düşünüyorum. Ya da çok önceden Libya ordusunda daha önceden alınmış, uzun süre eğitilmiş askerler. Yani böyle basit sıradan insanların, askerlerin kullanabileceği bir sistem değil. O zaman hiçbirini vuramazlardı ki kendi şeylerini de vurdular. Yani adamlar başarılı. Longbow, işte Çin sihası var ya, kendi sihalarını da vurdular tensirle, biliyorsun. Haber de yaptın. Yani demek ki adamlar vurmasını biliyorlar yani. Birincisi bu. Ama buradaki esas mesele şu. Aynı şekilde bizim TB2'leri de orada çok acemi bir personelin kullandığını düşünmüyorum. Yani kimin kullandığı konusunu bilmiyorum. Çok da okunda yorum yapmak istemem. Ama şu var. Burada gerçekten Panzer'i kullanmayı bilen bir ekiple TB2 Bayraktar'ı kullanmayı bilen bir ekibin mücadelesi var. Yani işte o yönüyle şartlar eşit bence. Birincisi bu. İkincisi, buradaki sıkıntı şu. Şimdi bir SİHA'nın, yani TB2'nin bir hava savunma sistemini vurması için işte yerden birkaç istihbarat alması önemli olabilir. Ama genelde kendi görüp kendi vurur. Bu SİHA çünkü adı üstünde, işi o zaten. Yani o yönüyle biz avantajlı durumdayız. Ama bir hava savunma sistemi bu isterse standalone çalışan dünyanın en meşhur orta alçak irtifa hava savunma sistemi Panzer olsa bile, ki gerçekten çok iyi bir sistem, kendi başına çalıştığı zaman sadece alçak irtifadan gelen sistemlere karşı çok etkili olabilir. Oysa TB2 veya başka işte Suriye'deki savaştaki Bahar Kalkanı harekatında gördüğümüz örneklerle Anka-S çok uzaktan, çok yüksekten ve çok menzil dışından tespit edebiliyordu. Şimdi bunu bilebilmesi için ne yapması lazım? Bir radar ağına entegre olması lazım. Zaten sorun bu. Ben mesela birkaç radarcıyla, birkaç hava savunmacıyla konuştum. Dedim ki benim böyle bir fikrim var, ne diyorsunuz? Evet, aynen dediğin gibi dediler. Panzer'de olsa, Patriot'de olsa, ne olursa olsun bir radar ağına entegre olmayan, yani kademeli entegre bir hava savunma şemsiyesinin içinde olmayan bir hava savunma sistemi çok başarılı olamaz. Çünkü şöyle bir şey, mesela Suriye'deki Bahar Kalkanı harekatında vurulanlardan bir tanesi için şöyle demişlerdi. Vurduk, nasıl vurduk ya biz bunu diye araştırdığımızda Panzer görev icabı o zaman alçak irtifa taraması yapıyormuş. Oysa Anka çok yüksek irtifadan tespit etmiş. Belki onu o sırada TB2 vurdu veya Anka vurdu, bilmiyoruz. Ama şunu yapması lazım adam. Yani ben Panzer bataryasıyım. Hem yüksek irtifadan gelen düşmanları ben vurayım, onlara bakayım. Hem ortaya bakayım, hem alçağa bakayım, hem etrafıma bakayım. Hem arkadaki düşmanları koruyayım, hem kendimi koruyayım. Hem de etraftaki diğer hava savunma sistemlerini koruyayım. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla Panzer alçağa taradığı zaman arkadaki başka bir sistem, S-300, S-400 ve başkası başka bir şey tarıyor. Yani komuta merkezinin şunu demesi lazım. Bak, şu anda sana bir TB2 yaklaşıyor. Şu kadar irtifa, şu kadar menzilde. Birazdan füzelerinin senin menziline girecek. Bunu demek için bir entegrasyon lazım. Bu telefonla olacak bir şey değil. Yani ortak hava resmini o şeyde görmesi lazım konsolda. Dolayısıyla aslında en büyük sıkıntı bu. Müsaade edersen uzatmadan çok kısa bir özet şey yapayım, bir hatırlatma yapayım. Suriye'de Rus istihbarat uçağı İlyushin 20M vurulmuştu, hatırlıyorsun. Bir o konuda nasıl yorum yapmıştık? Niye vuruldu? Yani Suriyeliler onu dost ateşiyle yanlışlıkla vurdu. Ne demiştik? Ya orada S-300 var, S-400 var, Rus radarı var. Bütün dünyadaki uzmanlar, yani belki medyada bu yazılmadı bizde ama yabancı uzmanların şu konuda bir fikir birliği vardı. Suriye'de Rus güçlerinin bir hava savunma entegrasyonu yok. Yani S-400 kendi başına çalışıyor, S-300 kendi başına çalışıyor. Belki onlar birbiriyle uyumlu ama Suriye'nin, yani Esad'ın elindeki sistemler bunlarla entegre değil. Dolayısıyla gerçekten Suriyeliler
o uçağı düşman uçağı, İsrail uçağı zannetti. Ve buna bir sonraki soruya geçmeden buna bir ek yapayım. Şimdi Ruslar Suriye'ye S-300 gönderdi. Sen de haberini yaptın hatırladığım kadarıyla. Orada ne diyor? Rus askerleri kullanacak. Niye Rus askerleri kullanacak? Aynı şey olmasın. Yani Rus sistemiyle bağlantılı olsun diye. Yani bu hava savunmadaki bir entegrasyondan dolayı. İşte zaten bizim insansız hava araçlarımızın hem Bahar Kalkanı'nda hem Libya'da başarılı olmasının en büyük sebebi Pence'in kendi başına çalışması. Bizim ise tamamen kurallara uygun bir komuta kontrol içinde, güzel bir planlamayla, yerdeki kuvvetlerle koordinasyonu olarak ve TB2'lerin hem pilotaj hem uçak olarak kabiliyetini maksimum kullanmamız. Ama onlar bunu kullanmıyorlar. Kullansalar ne olur? Biz de başka çözümler yaparız. Bunu da biraz sonra konuşuruz tekrar. Pantserlerin etkisiz hale getirilmesinde herhangi bir elektronik karıştırma mümkün mü? Veya bir elektronik karıştırmayla radarlarını kör etmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Bu yapıldı da her yerde de yapılıyor ve biz bunun örneğini de gördük. Şimdi Libya'ya Koral gönderildi mi gönderilmedi mi? Bu konuda çok haberler var ama ben resmi bir açıklama duymadım, görmedim, bilmiyorum. Gönderilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla yani resmi bir şey olmadığı için Libya'da Koral yoksa demek ki Libya'da ben Redet diye bir sistem de var Aselsan'ın ama Libya'da bildiğim kadarıyla herhangi bir elektronik karıştırma yok. Yani Libya'daki olay daha çok dediğim gibi onların gafil avlanması. Bizim operatörlerimizin başarısı onların gafil avlanması. Hemen Bahar Kalkanı'nın hemen akabinde seninle video çektik, orada anlattık. İşte gazete ve çeşitli televizyonlarda da röportajda da şunu söyledim ben. Dedim ki en önemli şeylerden biri burada Koral'ın bölgeyi kör ve sağır etmesiydi. Çünkü bölgeden aldığımız haberlerde insanlar şunu diyordu. Abi ya yazıyorlar ya telsizimiz bile çalışmıyor diyordu. Ya bırak cep telefonunu. Yani her iki tarafın Rusların ve Türk tarafının karşılıklı çok ciddi bir elektronik harp mücadelesi vardı orada. Ve gerçekten oradaki pantserler üzerinde Koral'ın ciddi etkisi olduğu söylendi. Dolayısıyla senin sorunun cevabı olarak evet bu söz konusuydu. Ama bu bize de yansıyordu tabii. Mesela biz de, onlar da bizi karıştırıyordu. TB2 kendi şeyiyle mücadele ederken işte çok karıştırma yoğun olduğu ortamlarda daha önce de anlatmıştık biliyorsun. Anka-S kullanıldı. Niye? Anka-S uydu kontrollü. Direkt bu karıştırmalardan kendini ayırmış olup direkt hiç etkilenmeden müdahale edebiliyordu. İHA'lar nasıl üstün çıkıyorlar bu tür çok gelişmiş hava savunma sistemlerine karşı? Şimdi müsaade edersen bütün bu son yıllardaki harekatları sonuç, olay ve neyi değiştirdiği olarak kısa kısa anlatayım. Şimdi karşıda bir kara gücü var. Çok güçlü. Libya'nın büyük bir kısmını kontrol altında alıyor. Bu tarafta daha az bir güç var. Küçük bir yerini kontrol altına. Ama bir üssü SİHA'ların yoğun saldırısı sonucunda bırakmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bak burada hani o günkü ben bir yerde şöyle bir şey dedim. Artık SİHA'lar hava savunma, taktik ve hatta belki de konseptini değiştirdi. Bu buna bir örnek. Libya'daki basit küçük bir örnek. Henüz daha Libya olayı sonuçlanmadı. Şimdi geriye gidiyorum. Bahar Kalkanı harekatı. Yani Türkiye SİHA'lara saldırmaya gelen uçakları ve düşman kuvvetlerinin sınırını geçmeden F-16'larla vurdu. F-16'lar akıllı mühimmatlar ve sihir füzeleriyle Rus hava savunma sistemlerini de vurdu. Ama normalde bu iş, yani hava savunma sisteminin bastırılması kimin işidir? SEAD görevli F-16'ların işidir Türkiye'de, değil mi? Ya dünyada da öyle, Amerika'da da öyledir, her yerde öyledir. Ama bu savaşta işte bu Suriye hava sahasına girmemek, savaşı Rusya ile çok abartmamak, yani artırmamak için böyle bir politika uygulandı. Dolayısıyla F-16'nın yapması gereken işleri kim yaptı? Bayraktar TB2 ve TUSAŞ Anka-S yaptı. Orada bir sürü hava savunma sistemi ki bunların içinde BUK bile var. Bunları vurdular. Neyle vurdular? İşte MAM neyle vurdular? Başka şeylerle vurdular vesaire vesaire. Dolayısıyla bu nasıl bir örnekti? Hava savunma sisteminin bastırılmasında artık SİHA'ların çok etkili olduğunu ve tam tersine daha önce seyir füzeleri, uçaklar ve helikopterlere karşı tasarlanmış Rus hava savunma sistemi ki Amerikalılarınki de öyle tasarlanmış. Yani herkesinki öyle. Hava savunma sistemlerinin artık yeni bir tehdidi var. Yani bunlar bunu yaparken 30 yıl önce ya şimdi bir gün ne olur işte biz Suriye'ye gideriz. Orada Bayraktar TB2 ve TUSAŞ Anka-S gibi iki tane SİHA gelir. Bunların üzerine bam 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 vururlar. Ne yapalım biz bu SİHA'lara da vurabilecek şekilde yapalım diye düşünmediler bakın. Bunlar icat edildiğinde dünyada SİHA'lar füze fırlatmıyordu belki. Dolayısıyla tasarım, şimdi eski tasarım, tehdit algısı farklı. Yoksa normalde evet diyelim ki Tuz Gölü'nde bir test yapsak. Bir tane pensili koysak Ankara Tuz Gölü'nde. Hava açık. Bir tane bu üstüne
Anka veya TB2 göndersek görür, vurur. Yani onu vurmadan çok rahatlıkla vurur. Yani menzili de yeterli çünkü. Ama işte savaş ortamında elektronik karıştırma, farklı alanların taranması, işte radar örtüsünün altından gidilmesi veya bayrakların çok küçük gitmesi veya başka bir keşif uçağından haber verilmesi, uzaktan menzile girmeden akıllı mühimmat sallanması gibi şeylerle olay çok değişiyor. Demek ki bir kere gerçekten hava savunma sistemlerindeki bu konsept değişti. Bunu değiştiren ülke olarak biz Türkiye Bahar Kalkanı'nda bu hava, düşman hava savunmasının bastırılmasına SİHA faktörünü bütün dünyaya gösterdi. Dış basında da haber oldu. Bir geri gidelim. En yakın olay. Bunun tam tersi, yani tam tersi demeyeyim, Rus versiyonu değil de Amerikan versiyonu olan Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan, Abqaiq, Aramco petrol rafinerisi saldırısı. Ne oldu? Husiler, yani Yemen Husiler, İran savunma seyir füzesini kopyaladılar. Ve yine İran kaynaklı bir İHA'yı, SİHA tabii artık o İHA değil, SİHA'yı kopyaladılar. Ve kilometrelerce Suriye sınırından, Suudi Arabistan sınırından girip kilometrelerce uçurdular. Bir de Patriotların göremeyeceği açıya getirmek için kuzeye çıkarıp kuzeyden saldırdılar. Şimdi burada ne gördük? Bakın bu saldırının diğer saldırılardan farkı şu ve bundan sonra anlatacaklarımdan da farkı şu. Genelde burada şu ana kadar hep SİHA'ların hava savunma sistemlerine saldırısından bahsettik. Burada ise farklı. Hiç Patriot'e saldırmadılar. Oradaki seyir füzeleri bir şey. Direkt hedefe saldırdılar. Petrol rafinerisine. Hiç muhatap da olmadılar Patriot'a. Şu anda Pentsir'in düştüğü duruma ve Bahar Kalkanı'nda Pentsir'in düştüğü duruma, orada da Amerikan Patriot'leri aynı duruma düşmedi mi? Düştü değil mi? Vuramadı yani. Hiçbirini imha edemedi. Neden yapamadı? İşte dediler ki Patriotlar 120 derecelik görüş açısıyla tarıyor ki gerçekten öyle. Onların görmediği kör noktalardan geldi. Peki kimse şu soruyu sormadı. Bu SİHA'lar ve bu seyir füzeleri orada Suudi Arabistan petrol rafinerisi değil de Amerikan karargahlarına saldırsaydı ne olacaktı? Suudi Arabistan'ın bir sürü hava üssü var. Şöyle bir yorum yapıldı. Dendi ki işte normalde Suudi Arabistan hava savunma sistemi entegre. Şimdi AVAX'ları var. RC-135'leri var. Çok orijinal, yani çok güçlü uçakları var. Yani hava savunma, kontrol, Patriot'leri var. Komuta sistemleri, radarları. Ama koca bir çölden bahsediyoruz. Anlaşıldı ki belki insan faktörü yani elektronik komuta sistemindeki şeyden Suudi Arabistan hava savunma sistemi de tam entegre değilmiş. Yani şunun olması gerekmez miydi? O SİHA'lar ve seyir füzeleri Suriye, Suudi Arabistan sınırından, pardon, Yemen'den Suudi Arabistan'a girdiği anda, Yemen'den güneyden Suudi Arabistan'a girdiği anda Suudi erken uyarı sisteminin derhal ve Amerikan, o bölgede çok fazla Amerikan radarı ve üssü de var, alarm verip uyarması gerekmez miydi? Ve bütün Suudi Arabistan ayağa kalkıp bunları takip edip, radarlarda takip edip nereye gidiyorsa o petrol rafinerisinin çok yakınındaki Patriot'lara haber vermesi gerekmez miydi? Ama bu olmadı. Demek ki alçak irtifada uçan seyir füzeleri ve SİHA'lar bile çok modern ki Patriot çok iyi bir sistem. Onları alt edebiliyor. Yani dünyada hava savunma sisteminin çehresi değişti. Şunu demek istiyorum. Yani artık dronlar, SİHA'lar, eskiden şimdi tehdit neydi? Yüksek irtifadan ve alçak irtifadan gelen savaş uçakları, işte büyük seyir füzeleri, daha çok bombardıman uçakları, helikopterler, balistik füzeler klasik. Ama şimdi bakın çok küçük şeyler, yani çok küçük SİHA'lar yaptı. Hatta PKK da bir ara SİHA'lara bomba koyup Güneydoğu'da kullandı hatırlarsan. Şimdi bakın bu olayda eğer bölgedeki Amerikan kuvvetlerinin ciddi bir radar entegrasyonu yoksa, ki ben oldum olmadığını düşünmem çok zor. Çok ciddi, hatta seninle telefonla konuşmuştuk, sen söylemiştin bana. Aramco hisselerinin satılması, batılması bayağı spekülasyonlar dönüyor demiştin değil mi? Dünyada, medyada. Spekülasyonlara sebebiyet verdi. Niye? Çünkü Aramco hisseleri satıldı, şurada, burada. Ya nasıl olur da Amerika'nın bunlar haberi olmaz gibi. Düşün ki o kadar bir sürpriz bir şeydi ki spekülasyon doğurdu. Bir geriye alıyorum. Suriye'de Hümeym'in hava üstüne küçük bombalar takılmış. SİHA'larla muhalifler saldırdı. Ne yaptı? Bir sürü Su-24'lü bir sürü savaş uçağına zarar verdiler. O etrafı Pentsir doluydu bir sürü. Bir şey yapabildi mi Pentsir'ler? Yapamadı. Bir sürü uçak, küçücük uçak, SİHA gelip orada kocaman savaş uçaklarını imha etti. Bakın bu da bir örnek. Sonra ne oldu?
Ruslar oraya bir iki tane daha radar koyup o Pantsir'in hepsini bir entegrasyon içinde hava savunma sistemini güçlendirdiler. Sonraki saldırılarda ne oldu? Bütün saldıran SİHA'ları Pantsir'ler tıkır tıkır vurdu. Muhaliflerin sonraki saldırıları çok başarısız oldu. Hemim'in üstünü gayet güzel kurdular. İşte ne yaptılar orada? Erken uyarı sistemini ve radar entegrasyonunu sağladılar. Yani bugün dünyada alçak ve orta irtifa her sistem eğer böyle bir ağ ve entegrasyon içinde çalışmıyorsa belki uçaklara karşı etkili olabilir. Büyük gelen bombardıman filolarına şunlara buna. Ama böyle ufak tefek SİHA'ydı, şuydu, buydu, alçak irtifadan gelen füzeleri karşı etkili olması zor. Son örnekte şunu vereyim. Suriye'ye yapılan İngiltere, Fransa, Amerika koalisyonu tarafından yapılan seyir füze saldırısı. Orada mesela Ruslar başarısız falan oldu diyor ama bu yalan. Çünkü bir sürü vurulan binaların fotoğrafları şunları bunları var. Tomahawk'ların yani çoğu %80 %90 itibariyle hedeflerini vurdu. Orada da çok başarısız oldu Suriye hava savunma sistemi ki. Bakın Suriye ya şu savaş öncesinde Orta Doğu'da en fazla hava savunma sistemi olan metrekareye en fazla hava savunma sistemi düşen ülkelerden biriydi. Yani İsrail ve Suriye. Özellikle de Suriye yani. Bütün hemen hemen Rus savunma sistemlerinin çoğu vardı Suriye'de ve İsrail 3'te 2'sini yok ettim dedi mesela geçen sene açıklama yaptı. Gerçekten vur bitmiyor. Çok güçlüydü. Ve bu noktada işte Orta Doğu'dan kalkan, Akdeniz'deki gemilerden kalkan İngiliz, Fransız, Amerikan B-1B bombardıman uçaklarından atılan seyir füzeleri Suriye'de birçok hedefi bu kimyasal silah üretme iddiasında olan hedefi imha etti. Orada Ruslar bir açıklama yaptılar. Dediler ki S-300 ve S-400 niye çalışmadı dediklerinde dediler ki Ruslar Rus kuvvetlerinin sorumluluk sahası içinde değildi dediler. Doğruydu ama velev ki olsaydı bir şey yapabilecek miydi? Yapamayacaktı. Niye? Çünkü dünya yuvarlak. Yani vurulan hedefler Suriye'deki S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerinin çok uzağında. Zaten radar örtüsünün altında. Dolayısıyla bunları vuracak olan sistem ne? Mesela biz ne diyoruz? S-400'ü korumamız için yanına bir Hisar alçak irtifa, Hisar o orta irtifa çeşitli sistemler alınması lazım. Mesela Hisarlar olmadığında Pantsir falan alalım diyorduk eskiden mesela. İyi ki almamışız. O ayrı mesele de. Dolayısıyla bunların da korunması lazım. Yani bir kademeli ve entegre bir sistem olması lazım. İşte oradaki esas o onları seyir füzelerinden koruyacak olan Pantsir'ler bu Rus sisteminden bağımsız hareket ettikleri için onlar da Tomahawk'ları göremediler ve bu son örneği o yüzden verdim. Orada da seyir füzeleriyle bütün hedefler imha oldu. Yani olayın kökü tam bir koordinasyon. Yani havadaki AWACS'ınız, yerdeki mobil radarınız, seyyar radarınız, mobil radarınız, uçağınız hepsi birbiriyle dijital, ortak hava resmi olarak konuşabilmeli. Bir link olmalı arada. Önemli olan bu. Son sorum. Libya'da ele geçen Pantsir'ler var. Bize soruyorlar. Bu Pantsir'ler Türkiye'ye gelip incelenebilir mi? Veya buradan bir çıkarım elde edebilir miyiz? Ya muhakkak Türkiye'ye getirilirse ki ben getirileceğini düşünüyorum ama tabii bu konuda da dediğim gibi resmi bir açıklama yok. İncelenir. İncelenir ama yani bir düşman hava savunma sistemini incelemek sadece istihbarat ve ona karşı nasıl konulacağına dair hani sinyal istihbaratı gibi bir istihbarat açısından önemlidir. Yani şimdi herkes şunu diyor ya onları gelelim kopyalayalım tersine mühendislik. Böyle bir şey yok ya. Yani böyle bir şey yok. Yani onun radar yazılımının kaynak kodlarını çözemeyeceksiniz. Kaynak kodu Windows gibi bir şey değil ki çözelim veya başka bir şey gibi. Onu çözemeyeceksiniz. Hani bizim mühendisler diyelim ki çok çok iyi mühendisler. Teknoloji de çok yüksek. Ya o sistemin aynısını yapmaya kalkmak o sisteme muadil yeni bir şeyi yapmaktan çok daha zor. Yani bugün Amerika, Rusya, Çin birbirine teknoloji olarak yakın 3 tane ülke bazı şeyleri kopyalıyorlar ama hiçbiri tam olarak birebir kopyalamıyor. Eğer bu olsaydı binlerce terabayt bilgisini çaldığını artık herkesin bildiği F-35'i çalan Rus, Çin, FC-31'i F-35'in aynısını yapardı. Oysa F-35 ile FC-31 arasında F-104 ile F-16 arasındaki kadar fark var yani. Bunu yapamadılar. Ya da ne bileyim işte Ruslar mesela çok iyi hava savunma sistemleri yapıyorlar. Bukmuk. Ya Amerika bir tanesini ele getiremiyor mu yani? Getirir aynısını yapardı. Yani böyle bir şey yok. Ama ne olur? Konya'da Ehtes sahasında kullanılabilir mesela. Dikkat edin mesela. Ben her zaman söylüyorum. Akdeniz'de düşen RF-4. Tam Türk radarlarını test etmek için uçtu söylendi ama belki de Suriye hava savunma radarlarını test ediyordu. Belki de Pantsir'le vuruldu. Pantsir test ediyordu. Ben eminim ki şunu da iddialıyım ki Koral, hani şimdi böyle sağda solda spekülasyonlar var ya, S-400 almışız, S-400'ü çözmüşüz, test etmişiz, onun sayesinde bilgilerini öğrenmişiz de Suriye'de o yüzden çok başarılı olmuşuz. Alakası yok. Suriye'deki başarımızın sebebi çok iyi koordinasyon, planlama,
hava savunması, daha doğrusu SİHA pilotlarımızın ve SİHA'yı kullanan kuvvetlerimizin çok iyi koordinasyonu, Koral elektronik karıştırma gibi faktörler. S-400'de hiç bilgisi yok. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Biz aldığım oradaki o Akdeniz'de ta o zamandan beri yaptığımız sinyal istihbaratı, öteden beri Suriye'de yaptığımız hava savunma sistemlerine ilişkin sinyal istihbaratlarının bir sonucu doğdu Koral. Yani Koral'ın içine frekansı nasıl yükleyeceksin? Pensir'i şey yapması için, karıştırması için. Pensir'in frekansını bir yerden öğrenmen lazım. Ama nasıl öğrenmen lazım? Adamın yüzüne para vererek değil. Sen uçarken o sana karşı kilitleme yaptığı zaman öğrenmen lazım. Şimdi elimizde bir pensil varsa onu götürüp Konya'ya ETS sahasına koyup veya bir test sahasına, ASELSAN'a vesaire vesaire çok daha rahat bunu yapabiliriz. Ha ne olabilir? Bir tek şu olabilir. Herkes şunu diyor. Bu pensilin küçücük bir füzesi var. Bizde Hisar misal falan da var ama bu küçücük füze çok yüksek bir irtifaya çıkıyor. Ya bu füzenin içine bakılıp ya bu motorla bunu nasıl başarıyor? Bu öğrenilebilir. En azından onun yakıt teknolojisi. Yani o füzenin motor ve yakıt teknolojisi. Bu öğrenilebilir mesela aklıma gelen şey. Yoksa radarından falan ben bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü o radarın yazılımı, algoritması bizde değil. Hakan çok teşekkürler cevaplar için. Bugün Libya'daki defalarca vurulan artık sayının ipin ucunu da kaçırmış durumdayız. Pensir sistemiyle ilgili Hakan Kılıç'la konuştuk. Bize sistemi anlattı, neler yapılabileceğini ve tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Suriye'de yaptığı Barış Kalkanı operasyonundaki gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak atın. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylı havacılık haberleri de tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda, yeni bir konuda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.